I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Selamlar, hoş geldiniz. Bugün yine biz bir pazara gidiyoruz. Hazırlandık. Böyle çıkacağız. İlk defa geç kalmamaya çalışıyorum. Fabio ile birlikte garaja gideceğim. Aşkım, today I'm not late. I will come with you garage even. You will see. Hadi bakalım, çıkalım. Bugün gideceğimiz pazar arkadaşlar, ayda bir kere, ayın böyle son pazar günü kullanılan bir pazar. Bizim buradayız, Kambobastır'dayız. Yorumlarda öyle hangi şehirde olduğunu söyleyip bekleyenler olmuştu, o yüzden onu da söyleyeyim dedim. Öyle az kaldı, birazdan ineceğiz arabadan. Bak, bir bilgi vereyim dedim, dışarıda konuşamayabilirim diye. Şöyle hemen stadyumun yanında arkadaşlar, şurası stadyum, şurası da işte pazar. Arabayı park edip inelim hemen. Evet, burada biraz böyle antika şeyler var arkadaşlar. Eski telefonlar. Ay, şu ayna güzelmiş. There's not much to do when all I can is thinking about you. Çantalara bayıldım arkadaşlar. Çok güzel vintage çantalar var, bakın. It's been way too long. Kıyafetleri göstereyim size. Aşkım, how much this? Can you control for me? Okay, questo. Subito sport. Sì, quando? They don't like. Ütülerden falan var. Böyle fırından yapılmış unlu mamuller falan var. Baklagül vesaire. Çeçiçigandı döve. But it's not cooked. It's not cooked. There is something cooked here maybe. Burada makarna var. Taze makarnalar. Ve çiçek. Bu da insanlardan, yani kullanılmış ve sonradan tekrar satışa sunulan ürünlerden size biraz göstereyim. Bu mesela doğruysa Nike arkadaşlar. Not doing well.
Bu kamyonetler de böyle yemek alıp yiyebileceğiniz kamyonetlerden arkadaşlar. Şöyle birkaç tane masada dışarı koyuyorlar. Alıp yiyebiliyorsunuz. Daha önce size bahsetmiştim diğer pazar videosunda. İzlemeyenler oradan da izleyebilir. Şurada şöyle pijamalar. Şöyle hızlı bir tur atalım. Arkadaşlar burada pazarlar sabah açılıyor, öğlen kapanıyor. Hafif hafif böyle toplanmaya falan başladılar. Biz de çıktık. Bir tane bir şey aldım kendime. Eve gelince de zaten size göstereceğim. Şimdi size harika bir grafiti göstereceğim. Hazır olun. Geliyor. Tadam. Alışveriş merkezine geldik. Öyle birkaç marketten almamız gereken bir şeyler vardı. Hem onun için hem de öyle bilmiyorum. Pek yapacak bir şeyimiz yoktu. Dedik ki böyle bir şey yapalım. Sonra da bakalım herhalde Fabio'nun babaannesine geçeceğiz. Doğum günüydü çünkü. Cuma günüydü. Biz de bugüne kutlarız diye düşünmüştük. Öyle yani hediyemizi alıp oraya da geçebiliriz. Bakalım. Şurayı hatırlıyor musunuz? Ben çok seviyorum. Sisi, yıl dönümümüzde orada fotoğraf çekilmiştik. Bir dahaki yıl dönümümüzde tekrar yapabiliriz. Aşkım, again in our anniversary we can take a photo in this little room here. See ya, love all ya. You want to watch it? Sisi, a bit. Ah, sí, they are this much little. Sí, mamma mia, qué colina. Bakın çivavalar için çözüm bile bulmuşlar. Şurası köpeklerinizin duş alabileceği kısım. Allah'ım ne kadar tatlı. Aşkım, guarda questo, mi piace. Ay bakın şurada küçük bir gardırop var, köpek gardırobu. Allah'ım bayıldım. Bakar mısınız? Yalnız fiyata da bakın, 27,5. Kendime bu kadar pahalı bir şey almıyorum arkadaşlar. Şöyle şu köpek gardırobunu da size göstermek istiyorum yani. Allah'ım, gelip buraya kendi seçiyormuş, düşünsenize. Şu aslında örülebilir bir şey. Yalnız ben başladım böyle anneanneler gibi. Which one? Ah, sì. Troppo grosso. Buraya her geldiğimizde Fabio şurada bir duruyor arkadaşlar. Çok seviyor balıkları. No. Şurada bir kere saçımı kestirdim. Ve bir daha asla dedim. How many hair designer I try like this? Too much. But I really didn't like nothing of them. Yani hiçbirini beğenmedim arkadaşlar. Düşünün burada bile denedim. Yok yani, yok. Hiç bana uygun hiçbir şey yok. Bu kadar da olmaz diyeceksiniz ama oluyor. İtalya'nın en büyük eksisi ne deseniz herhalde kuaförler derim. Burası daha Sephora gibi bir mağaza arkadaşlar. Parfümler vesaire var. Bir ara sizi getirmiştim buraya da daha önce. Hatırlıyorsunuzdur. Bizimkilere hediye seçerken. Burası benim en sevdiğim mağazalardan biri. Flying Tiger. Look aşkım, deriz. Wow, bakın Pascal için böyle tavşanlar gelmiş, civcivler gelmiş, yumurtalar renk renk. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. +4. Yeğenim biraz daha büyüksün, böyle hafıza kartları falan alacağım ona. Look, this was good for my nipotinio. Puzzle in legno. C'è andiamo, possiamo prendere puzzle in legno questo. Okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Aşkım, this is piccolo per te. Mamma mia. Secondo me piccolo per te. Ah, this is what I like even before. And colorful. Sì, matita colorful. Sì. Böyle bir takvim arkadaşlar. Çok eski zaman gibi nostalji oldum. It was like this in old times. You remember calendar? Bu mesela faşetoista. Kendime yeni bir tane defter bakıyorum. Çok güzel bir şey yok bugün. Bu işte glam benleri. Si. Get over here, put directing in the box. Si, justa. Not useful. Yani fonksiyonlu değil. Si. 3 saate uğraşacaksın, döndüreceksin ve bir tanecik kalem için diyor Fabio. Bu bir tanesi okey arkadaşlar, şöyle göstereyim size de. Ben çok güzel bir stililedim de ama şöyle incecik, gerçekten ancak bir tane koyarsın. Şunlar da çok güzel. On a coffee break, this is my favorite. Aa, aşkım oradaki ki otura var. There is this kind of even. Evet, eve geldik. Şimdi size aldığım ayakkabıyı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle poşetinden çıkartalım. Evet, böyle bir ayakkabı aldım. Bu tarz ayakkabıları biliyorsunuz, böyle çorap gibi şu kısımları. Ve onun uzunluğu, ben aslında bunun kısasını çok beğeniyordum ama uzunluğu görünce çok stil geldi bana. Dayanamadım ve aldım, çok rahat oluyor. Yalnız pantolonla biraz çirkin, bacağı kalın gösteriyor. Şimdi buradaki yazan fiyat, buna aldanmayın, 69 euro yazıyor ya. En çok da zaten aldığımız fiyata şaşırıyorum. Açıkçası 15 euro yazan yerden aslında alışveriş yaptığımızı zannediyorduk ama ücret ödemeye gittiğimizde 10 euroya almış olduk ayakkabıyı. Mersem o aslında 10 euro kısımdaymış. Oraya artık birileri alıp koymuş. Pazarda öyle karışıklıklar oluyor. Bence gayet stil, güzel bir ayakkabı. Şey diye düşündüm, hani böyle sweat tarzı, uzun. Benim elbise tarzı şeylerim var. Sweat elbise. Hani onlarla hem spor hem böyle çizme gibi giyebileceğim güzel bir şey olur diye düşündüm. Böyle değişik parçalar gördüğümde çok hoşuma gidiyor. Ve yani eğer mümkünse kaçırmamaya çalışıyorum diyeyim. Bugün pazarda çok fazla uzun duramadık çünkü geç gitmiştik ve burada yani 12-1 gibi zaten pazarlar yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. O yüzden hani pazarda çok fazla vakit geçiremedik ama olduğu kadarıyla size de göstermeye çalıştım. Bu arada muhtemelen bu video Ramazan zamanı gireceği için, yani yayına Ramazan zamanı gireceği için bir şeyler yediğimiz kısımlar varsa çektiysem onları videodan atıyor olurum. Hani bilmiyorum kim ne kadar neyden etkileniyor. Böyle yani hassas olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz bir like bırakmayı, abone değilseniz de artık olmayı unutmayın. Anlaştık mı? Görüşmek üzere.